Samsun 19 Mayıs Yörükler Mahallesi'ndeki binamızın dış cephesi bitti. İç cephesi de bitmek üzere arkadaşlar. Yıldırım ve iç cephesi de bitmek üzere. Binamızı bu oradaki yaptık. Üzerine filesi olacak. Pencere altı üstü fugalı fiber sement. Fugalı fiber sement yıldırım özelliği vardır. Ayrıca yangına ve suya, toza dayanıklıdır. Bu oradaki aynı şekilde hem yıldırım özelliği vardır. Hem de yangına falan dayanıklıdır. Şöyle binamızın etrafını size gösterelim arkadaşlar. Hafif çeliğimiz zaten birinci sınıf. Bunu her zaman söylüyorum. İddialıyım da. Türkiye'nin belki de yani çoğu firma kullanmıyor. En iyisi diyebilirim. Yeşil alçıpan kullandık. Normalde beyaz da yeterli ama biz yine de yeşil alçıpan kullanıyoruz. Dışarıda olduğu için, ıslak zemin olduğu için, hatta balkonun içine de gördüğünüz gibi dış cephe malzemesini anlattım. İçeride evet, yalıtımı görüyorsunuz arkadaşlar. Dış duvarlarda duble yalıtım var. İki kat. Gördüğünüz gibi tıka basa doldurduk arkadaşlar. Bir, iki, 20 santim. Yani ağzına kadar dolu. Böyle. Deprem çaprazlarımızı görüyorsunuz. Her yerde deprem çaprazı var. İç duvarlarda bile hala taş yünden gözüküyor. Bunlar depremden koruma amacı güden çaprazlar. Dış duvarlarda zaten her yerde var. Bakın görüyorsunuz değil mi? Müşterimizin isteğiyle taş yönünü iki kat yaptık. Yalıtımı daha iyi olsun diye. Fiyat farkını ödedik. Alçıpanı çift kat istedi müşterimiz. Gördüğünüz gibi bir iki kat alçıpan. Fiyat farkını verdikten sonra istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Banyoda pembe alçıpan kullanıyoruz. Toza, suya ve ıslığa dayanıklı, yangına dayanıklı. Mesela müşterimiz farkını verdi. Burada gömme rezervi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gömdük oraya. Yeşil ve pembe alçıpan suya dayanıklı. Alçıpanlar pembe bir tık üstüdür yeşilin. Evet. Gördüğünüz gibi çift kat alçıpan. İki oda, salon, mutfak. Yeşilden farkı pembe alçıpanın yangına da dayanıklı olması. Evet, gördüğünüz gibi tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Herkese mutlu günler diliyorum.